Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. 51. sorudan devam ediyoruz. Özel güvenlik 27 Ağustos 2022 sınavında çıkan sınav soruları, A grubu sınav sorularımız arkadaşlar. A kitapçı. 51. soru: Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul'dan Rize'ye giderken Akşabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır? Tabii ki arkadaşlar, ilk yardımın temel uygulamaları sorulmuş. Defalarca bu soruyu çözdük sizlerle. Denemelerimizde, konu anlatımında koruma, bildirme, kurtarma sıralaması her zaman yapılır. 52. soru: Aşağıdakilerden hangisi yanığın şiddetini belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilemez? Tabii ki yanığın saati değerlendirilmez. Cevabımız Denizli seçeneği. 53. sorumuz: Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir? Karşılıklı durarak nedir? Kaldırma yöntemiyle sedyeye koymaları gerekiyor. Ceyhan seçeneğidir. 54. sorumuz arkadaşlar: Tam hava yolu tıkanıklığında hangi uygulama yapılmalıdır? Yine defaten çözdüğümüz bir sınav sorusu. Arkadaşlar, tam tıkanma dedik, hemlik manevrasıdır. Diğer adıyla karına bası uygulama. Adana seçeneği 54. sorumuz. 55. soru: Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Akrep, yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır. Asla yapılmaması gerekiyor. Bu soru da yine daha önceki sınav soruları içerisinde var arkadaşlar. Yapmıştık, beraber çözmüştük. Bakın, 56. soruda yine daha önceki sorular içerisinde var. Isı, yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijen bir araya gelmesiyle oluşan yanma reaksiyonunun kontrol dışına çıkmasına ne denir? Yangın denir. Cevap Bursa seçeneğidir. 57. sorumuz: Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan su aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar? Tabii ki A sınıfı yangınlar. Evet arkadaşlar, yangın sınıflarını da defalarca açıkladık ve bundan önceki canlı yayınlarımızda da, canlı yayınlarımıza giren arkadaşlar eminim ki doğru yapmıştır, A sınıfı. 58. sorumuz: Yangın oluşum aşamaları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Koku, duman, alevdir. Yine önceki sınav soruları içerisinde, çözdüğümüz sorular içerisinde var tabii ki, evet. 59. soru: İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan tabii ki acil durum planıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 60. soru: Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi tabii ki ilk yardım ekibidir. Yine defalarca çözdüğümüz sınav sorularından arkadaşlar. Evet, 61. soru: Aşağıdakilerden hangisi yangın bölgesinde karşılaşabilecek tehlikelerden değildir? Sıvılaşma tehlikesi değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 62. sorumuz: Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? 6 ayda bir kontrolü, 1 yıllık genel bakım, 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi gerekmektedir. Adana seçeneği doğru cevap. 63'e geçelim hemen hızlı bir şekilde. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden biri değildir? Defalarca çözdük değil mi arkadaşlar? Bilgisizlik, ihmal, kazalar, yıldırım, duman değildir. Cevap Denizli seçeneği. 64. sorumuz: Belirli miktarda alındığında kişinin sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan,
kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir? Tabii ki uyuşturucu madde, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 65. sorumuz, alışılmış olan bir maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan bir hastalık tablosu bir kriz durumudur. Kişinin dayanılmaz acılar yaşamasıdır. İfadesi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki yoksunluk halini bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 66. sorumuz yine defalarca çözdüğümüz sınav sorusu arkadaşlar. Hangisi iletişimin temel üyelerinde biri değildir? Bakın temel üyelere defalarca söyledik. Geri bildirim, dönüt değil mi? Kanal, araç. Bunların açılımlarını söyledik. Alıcı, hedef, kaynak, verici, mesafe, uzaklık değildir. İletişimin temel üyelerinden. 67. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi. Bakın egoizm değil mi arkadaşlar? Hiç okumama bile gerek yok. Cevabı direkt çıktı. Ben merkezcilik, egoizm. Yine daha önceki sınav soruları içerisinde olan sorumuz. Evet, hemen 68'e geçelim. Bir özel güvenlik görevlisinin yüz yüze kurduğu iletişimle aşağıdaki durumlardan hangisi yüz yüze iletimin unsurlarından değildir? Bakış, konuşma, yüz ifadeleri, beden hareketleri, görüntü değildir. Cevap Edirne seçeneği. 69. soruya bakalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları dediğine göre beden dili değil mi arkadaşlar? Yani hiç okumama bile gerek yok. Bakın defalarca beden dilini açıkladık sizlere. Evet, sözsüz mesajlar, jestler, baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas bunlar nedir? Beden dilidir. Cevap Adana seçeneği. 70. soru halk arasındaki karşılığı dengine getirip mosmor etmek olan dinleme türüne karşılık gelen dinleyiciler genellikle konuşma esnasında konuşmacının kelimelerini dikkatlice dinleyerek özellikle bahsetmediği noktaları tespit eder. Zihinlerinde daha önceden hazırlanmış planları olan bu tür dinleyiciler sinsice bir çaba içerisinde konuşmacıyı zor duruma düşürmeye çalışırlar. Bu tür dinlemeyi genellikle basın mensupları daha fazla yaparlar. Yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen dinleme nedir? Tuzak kurucu dinlemedir değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar. 71. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin öncelikli ve olmazsa olmaz görev anlayışını ifade eden sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliştirilebilir davranış yöntemlerine biri değildir? Tabii ki alınganlık gösterme yani Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 72. sorumuza bakalım. İletişim sürecinin temel öğelerinden kaynak, alıcı, mesaj, kanal, dönüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın aynı sorudan iki tane çıkmış bakın arkadaşlar. Kaynak verici iletişimi başlatandır. Mesaj haber alıcıya iletmek istenen konudur. Kanal araç kaynağın mesajını alıcıya ileten yöntemdir. Geri bildirim geri dönüttür. Alıcının kaynak tarafından gönderilen mesaja verdiği tepkidir. Ama alıcı hedef değildir. Cevap Bursa. Sözsüz ve yazılı olarak hazırlanan sembollerdir. Yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği. 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel üyelerinden biri değildir? İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez. Kesinlikle etkilenir. Cevap Edirne seçeneği. 74. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir? Kendini diğer insanlardan küçük görmek değildir. Cevap Deniz seçeneği. Bakın defalarca çözdüğümüz sorular arkadaşlar.
Empati nedir? Kişinin karşısındaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını anlamasıdır. Empati. Cevap Ceyhan seçeneği 76. Dinleyicinin konuşana anlattığı ile ilgilendiği onun sorununa gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aktif dinlemedir. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 77'ye geçelim. 77. sorumuz şöyle. Mavi Göl mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan çatışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen özel güvenlik görevlisi Cemal ne yapmalıdır? Tabii ki Cemal orada ortalığı yumuşatması gerekiyor, değil mi? Yapıcı konuşmaları taraftar sakinleştirmeye çalışması gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 78 aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir? Topluluk içerisindeki iletişim eksikliği, değil mi? Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 79. sorumuz aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir? İletişimin artırılması. Amacım hızlı bir şekilde size soruları aktarmak arkadaşlar. Soruları yayınladıktan sonra kaç tane bizim kanalımızda kaç tanesi birebir aynı geldiğini sizlerle paylaşacağım. 100. sınav sorularını çözerken bilginiz olsun. Evet. Hemen 80. soruya bakalım. Özel güvenlik görevlisi Kemal AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal'in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz? Yine defalarca çözdüğümüz sınav sorularından arkadaşlar bakın. En sonki canlı yayınımızda bu soruda vardı. Boyun bölgesine doğru vurması doğru olmaz. Ceyhan seçeneği 81. sorumuz. Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Cami, kilise, cemaat, grup. Tabii ki AVM'de alışveriş için bulunanlar kalabalıktır. Tabii ki tiyatro, sinema seyircileri kalabalıktır. AVM'de yönetim kurulu gruptur. Takım taraftarları tabii ki grup değildir. Yine nedir? Kalabalık, değil mi arkadaşlar? Cevap Ceyhan seçeneği. Hemen 82'ye geçelim. Bakın üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağrılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler? Defalarca çözdük. Birebir aynısı arkadaşlar. Bakın birebir noktası virgülü aynı bir sınav sorusu. Kama düzeni. Eminim ki arkadaşlar yapmışlardır bu soruları. Yasa dışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kalan güvenlik görevlisinin hareket tarzıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır. Kesinlikle yanlış, değil mi? Dozajı bakın yüksek diyor. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 84. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda en sık rastlanan eylem biçimleri arasında değildir? Tabii ki rehin alma değildir. Edirne seçeneği. 85. sorumuz tiyatro salonundaki oyunu izlemekte olan seyircilerin oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? Organize pasif kalabalıktır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Şöyle yapalım. 86. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi grup içerisindeki liderin grup üyelerini etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı usullerden biri değildir? Grup üyeleriyle iletişimi kesme. Grup üyeleriyle iletişim kesilmez. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 87. sorumuza bakalım. Tarım Bakanlığı'nda görev yapan özel güvenlik görevlisi Kemal, bakanlık binası önünde bir konuyu protesto etmek üzere toplanmış bir çiftçi kitlesiyle karşı karşıyadır.
Kemal'in bu çiftçi kitlesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Grupta duygusal hareket etme görülmez. Evet, cevap Bursa seçeneği. 88. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerden değildir? Duygulu ve hassas olma değildir. Evet, kıskançlık, kin, intikam, husumet bunlar var arkadaşlar. 89. Güzergah üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum şartlar nasıl değerlendirilir? Öncü istihbarat çalışmasıyla değerlendirilir. Adana seçeneği doğru cevap. 90. soru toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara ne denir? Tabii ki bakın burada arkadaşlar nedir? Devlet büyüklerine suikast düzenleme değil mi? Evet. Cevap Bursa seçeneğidir. Yine defalarca çözdüğümüz sınav sorularında. 91. Hangi kapsamda özel koruma hizmeti verilmez? Avrupa Birliği hukuku kapsamında koruma hizmeti verilmez. Cevap Edirne seçeneğidir. 92'ye bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? Koruma faaliyetlerinde her türlü olay karşısında tereddüt edilmeden doğrudan silah kullanılmalıdır. Bakın defalarca bu soru da çözüldü arkadaşlar. Kesinlikle doğrudan silah kullanılmaz. Silah en son çaredir. Ceyhan 93. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz? Bakın karşı atak timi, sürücü, öncü koruma, ekip amiri yer alır ama çevre düzenini koruma nedir? Yer almaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 94. Aşağıdakilerden hangisi VIP'in önemli kişinin yani araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır? VIP oto sürücüsü VIP'in önemli kişi kapısını açmalıdır. Kesinlikle yanlış. Bir an evvel ne yapması gerekiyor? Olay yerinden uzaklaşması gerekiyor. Evet. Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır. Koruma görevlileri yerlerini almalıdır. Araçların motoru çalışır vaziyette hazır bulunmalıdır. Merdivenlerde VIP'ten yani önemli kişiden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır. 95. Çoklu koruma organizasyonunda ekip amirinin görevi nedir? Tüm koruma organizasyonundan sorumludur. Cevabımız Adana seçeneğidir. 96. soruya bakalım. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir? Dörtlü koruma, tek kişiyle koruma, iki kişiyle koruma, üç kişiyle koruma, yedi kişiyle koruma yoktur, değil mi? Cevap Denizli seçeneği. 97. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluğun idari ve adli bütün yetkilerini kullanabilir. Kesinlikle kullanamaz. Cevap Adana seçeneği. 98. soru. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirmeleri gerekiyor. Genel kollukla ilgili defalarca sınavda sorular çözdük. Son iki soru arkadaşlar. Evet, suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama nedir? Tabii ki buradaki verilenlere göre Kaan değil mi arkadaşlar? Cevap Edirne seçeneğidir. Yine defalarca çözülen bir sınav sorusu. Son soru arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur? Bakın bu soruda yine defalarca çözdüğümüz bir sınav sorusu. Özel güvenlik, polis, sahil güvenlik, gümrük muhafaza. Değil mi? Bakın polis
genel kolluktur ve sahil güvenlik genel kolluktur. Özel güvenlik genel kolluk değildir arkadaşlar. Gümrük muhafaza da yine genel kolluk değildir. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, silahlı sınav soruları 1'den 50'ye kadar birinci videomuzu, 51'den 100'e kadar da ikinci videomuzu çektik. Silah sorularında görüşmek üzere. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayalım lütfen. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.